Bir kıyamet suresi okusak mı acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Cumaları beraber kılıyorduk. Ben imamlık ediyordum ve rakı içesim geldi moruk ya. Aklı örten her şey uyuşturucudur. Hepsi haramdır. Bakınız nasıl da birayla içiyor. Bir arkadaşımız ayet oku demişti. Epeydir okumuyoruz. Ben en sevdiğim sadece bir ayet. Uzun okumayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Göt bir adım önde bende ya. Ben götçüyüm. İhlas suresini çok kez okuduk ama Allah yanlışlarımı affetsin. Götçüyüm derken analcı değil. Onu hiç yapmadım ve ömür boyu yapacağımı düşünmüyorum. Namaz kılalım sen imam ol. Moruk bir şey söyleyeyim mi? 10 numara namaz kıldırırım. Ama göt güzel bir şey ya. İstediğini yap moruk. İhlas suresini okuyayım mı baştan sonra? Bismillahirrahmanirrahim. Ruhi hocamla içmeye gitmiştik. Feci zanak içiyorum. Günde 3-4-5 tane. Hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sana şaşmaz ve kesin bilgi gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Diyor, göt için ölmeli göt o zaman göt. Şey diyor, sırf sana özel olmak üzere sana gece zikrini, Kur'an'ını da farz kıldık diyor. Göt burun farkıyla önde. Hayır, göt çıkıklık farkıyla önde. Müslüman olmalı. Müslüman ol. Hayrın zararından fazla bir insan olarak ölmeyi amaç edin. Öyle geçiyor zaman işte. Bana da benim çözümüm oralarda gibi geliyor. Yani ketamin deneyeceğiz bana bir süre sonra. Kur'an okudum. Nahl suresi okuyayım mı? Son kısımlarını. Trinita ablamız. Deri pantolonunu giydiğinde şehvet uyandırır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeyden